Vahimli kanalından herkese selamlar. Bu tarz haberlerden anında haber almak için lütfen kanalımıza abone olun. İçişleri Bakanlığı seçim kapsamında ölen sayısını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir denildi. Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle. 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tüm vatandaşlarımızın özgürce, herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmaları için gerekli tedbirler planlanmış ve sahada meydana gelen olaylara göre tedbirlerimiz güncellenmektedir. Bu sabah itibarıyla Bakanlık Merkezi'ndeki Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi Sayın Bakanımız Süleyman Soylu başkanlığında, illerimizdeki seçim koordinasyon merkezleri ise ilgili valilerimizin nezaretinde 24 saat esasına dayanan çalışma planına geçmiştir. Sahada meydana gelen olayları anlık olarak izlemektedir. Bu süreç, oy sandıkları il seçim kurullarına teslim edilip, sayımlar tamamlanana kadar kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Saat 15.00 itibarıyla bakanlığımıza illerimizden 310 seçim olayı bilgisi ulaşmıştır. Bu olayların 62'si 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanuna muhalefet, 51'i oy pusulaların fotoğraflarını çekme, 35'i tehdit ve hakaret, 62'si kasten yaralama ve darp, 15'i oy verme düzenini bozma, 11'i seçim evrak ve malzemeleri üzerindeki suçlar, 20'si izinsiz silah taşıma ve 54'ü diğer suçlar olmak üzere toplam 310 olay meydana gelmiştir. Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir. 2014 Mahalli İdare Genel Seçimlerinde 5 kişi seçim öncesi, 12 kişi seçim günü olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yurt genelinde oy kullanma işlemi sürecinde yaşanan kavgalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı, 2 kişinin Malatya'da seçim sırasında 2 kişinin de oy verme işlemi başlamadan önce olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bazı illerde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme sürecinde kavgalar çıktı. Malatya'da muhtarlık seçimi kavgası, 2 ölü, 1 yaralı. Malatya'nın Pötürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki bir okulda, sandık görevlileriyle bir grup seçmen arasında yaşlı vatandaşa oy kullandırma usulü konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Diyarbakır'da 23 yaralı. Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde çıkan seçim kavgalarında yaralanan 23 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Kayapınar ilçesinde Evliya Çelebi Ortaokulu önünde karşılaşan Barış Mahallesi muhtarı ve adayı Sait Aydemir ile aynı mahalleden muhtar adayı Nevzat Pektaş arasında seçim nedeniyle çıkan tartışmada Aydemir'in kardeşi ve oğlu yaralandı. Çüngüş ilçesinde Keleşevleri mahallesinde muhtarlık seçimi dolayısıyla Yiğit ve Gül aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgada dönüştü. Olayda yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Dicle ilçesinin Uluçeşme mahallesinde oy verme esnasında Ay ve MSG arasındaki kavgada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. Kocaköy ilçesinin Bozbağlar mahallesinde muhtarlık seçimi nedeniyle 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada yaralanan 6 kişi hastanelere sevk edildi. Taş ve sopalarla yaralandılar. Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara mahallesinde 2 muhtar adayı arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3, Midyat ilçesi Çavuşlu mahallesinde 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Nusaybin ilçesinde Kuyular ve Kantar mahallelerinde sandık başında çıkan kavgalarda yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa'da merkez Haliliye ve Karaköprü ile Eyyübiye, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtar adaylarının tarafları arasında kavga çıktı. Kavgalarda taş ve sopayla darbedilen 12 kişi hastanelere kaldırıldı. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde muhtar adaylarının yakınları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesindeki bir okula oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti. Bir kişinin darp sonucu hafif yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gaziantep'in Merkez Şehit Kamil ilçesinde oy kullanmak isteyen yaşlı kadına yardımcı olma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada ise 2 kişi yaralandı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.